Deyip ilkokul 5. sınıftayken keşfediyor. Ama bunda benim hiçbir katkım yok. Ben her şeyi büyük bir ciddiyetle yapıyorum. Sonuçta insanları bildiğim işleri ortaya çıkıyor. Bakın ben anlatayım, siz karar verin. İlkokuldayım ya. Öğretmenimiz bir gün sınıfa geldi. Okulumuzun müfettiş geleceğini söyledi. Müfettişin diğer okullarda neler yaptırdığını, neler sorduğunu öğrenmişler. Önce problem çözüyormuş. Ardından bir şiir yazıyormuş. Sonra da herkese aynı sırayla aynı soruları soruyormuş. Amerika kaç yılında keşfedildi? Dünyada en çok sevdiği insan kimdir? İstanbul'u kim fethetti? Süleymaniye Camii'ni kim yaptı? Öğretmenimiz defterimize sonra program yazdırıp onu çözdü. Şimdi müfettiş bir problem çözdüm dediğinde ben tahtaya bu problemi yazacağım. Sonra siz defterlerinize bu problemi yazıyor gibi yapıp müfettiş defterlerinize bakmaya geldiğinde de çevirip hazır sayfayı göstereceksiniz. Tamam mı? Problemi güzelce yazdık. Çözdüm de tahtadan defterimize geçirdik. Ardından şiir yazdık. Sıra soruların cevaplarına gelmişti. Müfettiş birinizi kaldırıp sorarsa böyle makine gibi cevap vereceksiniz. Tamam mı? Hep biz soruların cevaplarını ezberlemiştik. Soruyorum. Amerika kaç yılında keşfedildi? Şıp diye cevaplıyorduk. 1492! Güzel. Dünyada en sevdiğin kim? Burada herkesin cevabı farklı olduğunda sınıftan bir gürültü yükseliyordu. Hayır! Komşumuzun kızı Minerve! Peki, İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet! Süleymaniye Camii'ni kim yaptı? Mimar Sinan! Çünkü bu soruların cevaplarını ezberledik. Ben artık durmadım, şimdiden tekrar ediyordum. 1492 babam Fatih Sultan Mehmet İmar Sinan. 1492 babam Fatih Sultan Mehmet İmar Sinan. 1492. Artık o hale gelmişim ki uykumda sayıklıyormuşum. Neyse, büyük gün geldi. Müfettiş sınıfa girdi. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Ben aslında heyecanlı değilimdir. Ama öğretmenimizin ellerinin titrediğini görünce onun heyecanı bana da geçti. Başkanım, öğrenciler size bir şiir yazdım. Öğretmenimiz daha önceden yazdığı bir şiir okumaya başladı. Kimimiz yazıyor, kimimiz de yazıyor gibi yapıyordu. Hadi de. Dev gibi bir orduyu yendik. Dev gibi bir orduyu yendik nokta. Müfettiş tek tek defterlerimize baktı. Teşekkür ederim, öğrencilerinizi iyi yetiştirmişsiniz. Bir tek imla hatası yok. Bunu söyleyen müfettiş yanımda oturan Cengiz'in defterine bakmamıştı. Cengiz yanlışlıkla şiirin olduğu sayfa yerine programın olduğu sayfayı açmış. Müfettiş programa bakıyor. Cengiz müfettiş. Bu ne çocuğum? Şiir öğretmeni. Bu nasıl şiir çocuğum? Cengiz az kalsın şiirin olduğu sayfayı açacaktı ki müfettişin arkasından kaş göz eden öğretmenimizi görüp toparlamaya çalıştı. Hayır, ben bu şiiri yazamadım. Ateşeceğim. Hocam, öğrencilerinize bir problem çözdürdük. Eyvah! Defterli müfettişlerine de açık sayfada da bizim problem. Mecburen öğretmenimiz yeni problem yazdırdı. Ben aslında matematikten hep pek yanırım. Ama şaşkınlıktan ben bile çözemedim. Müfettiş sınıfı dolaştı, bir tek doğru cevap yok. Öğretmenimiz çok üzgün. Ah diyorum içimden, müfettiş beni bir kaldırsa, öğretmenimin yüzünü güldürsem. 1492, babam, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan. Müfettiş içimden geçenleri okumuş gibi. Sen tahtaya kalk bakayım çocuk. Allah seni işte bunlar. Kaç yaşındasın çocuğum? 1492! Kaç yaşındasın diyorum çocuğum? 1492! Peki İstanbul'u kim fethetti? Ben ezberlemişim, tek der miyim? Babam! İstanbul'u kim fethetti diye soruyorum çocuğum. Baba! Senin baban şundan! Mimar Sinan! Aslında hiç katkı olan diyorum çocuğum. İstanbul'u kim fethetti? Babam diyorum! O zaman ne yaptığımın farkına vardım ama müfettişin bağırmasından öyle heyecanlanmışım ki toparlayamıyorum. Peki Mimar Sinan ne yaptı? İstanbul'u fethetti. Kim? Mimar Süleyman. Süleyman diye çağırdı, şimdi yaz söyle Sultan Sinan Fatih olabilir mi?
haklıyım. Ama bu bana bak değil mi? Müfettiş çok kızmıştı. Başladı benim yanlışlarımı düzeltmeye. Oğlum! Yavrum! Evladım! Amerika'yı yapan Mimar Sultan Mehmet'i. Süleymaniye Camii'ni keşfeden de Fatih Sinan'dır. Yani Sinaniye Camii'ni Mimar Süleyman yaptı. Fatih'i de Mimar Sultan Mehmet'i. Konuşma be kadın! Senin yüzünden! Beni de şaşırttın be çocuk. Gel lan! Dur baba! Hocam! Hocam! Müfettiş kapıyı çarpıp çıktı. Öğretmenimiz sınıfa şöyle baktı ve... Yazıklar olsun! Dedi! Dedi ama bunu bana mı, sınıfa mı, müfettişe mi yoksa kendine mi söyledi anlamadık. Daha sonra öğretmenimizi okuldan aldılar. Öğretmenimiz müfettiş olayından beri beline fazla konuşuyor. Ama giderken hepimizin başını okşadı, başarılar diledi. Çok duygulandık, ağladık. Yeni öğretmenimiz Elçek. Yeni öğretmenimiz bu hikayeleri biliyor mu bilmiyorum. Bizi sürekli eski öğrendiklerinizi unutacaksınız diyor. Gel. Özür dilerim öğretmenim. Geç uşağım, geç. Sağ olun. Geç. Geçti. Otur. Eski öğrendiklerinizi unutacaksınız. Eski öğrendiklerinizi unutacaksınız. Eski öğretmenimiz giderken müşahereye bizim sınıf hazırlanıyordu. Ben öğretmenimizin bize anlattıklarından koyunun çok yararlı bir hayvan olduğunu öğrenmiştim. Çok etkilendiğim için de koyun üzerine bir şiir yazmıştım. Eski öğretmenimiz bu şiiri çok beğenmiş. Müsamerede onu okumamı istemişti. Aferin. Peki aranızda şiir bilen var mı? Öğretmenim, öğretmenim o biliyor. Gel otur içine. Oku bakayım çocuğum. Kaya! Kuyruğundan yağ çıkar, memesinden süt verir. Yumuşacık tüyleri var, kumaş olur giydirir. Boynuzundan sap olur, eti de insana besir. Gerisinden kem olur, düşkusu da güpleşir. Her mayıs kuzusu var, kemiği işe yarar. Yeni öğretmenimiz niyeyse benim şiiri beğenmemişti. Yavrum, evladım. Çocuğum, ben size demiyor muyum? Eski öğrendiklerinizi unutacaksınız. Çocuğum, bundan müsamere şiir olur mu? Bak, sen en iyisi benim vereceğim şiir oku. Bunu ezberle. Ezberlemesini ezberlerim de ben koyun şiirini bir ayda ezberlemişim. Şimdi müsamereye bir gün var. Diyorum koyun şiirini aklımdan bir türlü çıkmıyor. Memleketim şiirini Türkçe dersinden hatırlarsınız. Dinle. Memleketim, ey topraklı mintanlar, ey yaldızlı fistanlar, ey bre kırk başaklar, otlar, bağlar, bostanlar ve daha sık boyatan destanlar diyarı. Hey! Ey o büyük insanı yetiştiren ananın, ey çilenin, cefanın, güvenişin, inanın, narin minareler, Sinan'ın diyarı. Hey! Hey! İşte böyle eylerle başlayıp heylerle biter bir şiirdi. Öğretmenimiz... Al bakayım çocuğum bunu. Bu şiiri okurken sol elini beline koyacaksın. Sağ elini yumruk yapacaksın ve havaya kaldıracaksın. Her hey dediğinde ayağını kuvvetlice yere vuracaksın. Hey!
Benim zaten zayıf olan ezberim ayağımı yere vuruşa yani yumruğumu havaya kaldırınca kaç mı diye yatırdım. Ben bütün gece buraya yattım. Ey topraklı mintanlar, ey yalnızlı fistanlar, ey bire kırk başaklar. Neydi lan? Otlar bağlar bostanlar ve daha sık boyatan destanlar diyarı. Hey! Ayak, ayak! Ay zıkkım kabus gibisin ha! Stop! Hey! Neyse, büyük gün geldi. Annemle babam şiir okuyacağım biliyorlar, çok heyecanlıyım. Ama ben onlardan daha heyecanlıyım. Öğretmenimiz perdenin arkasında duracak, unutursam bana fısıldayacak. Tam çıkarken... Ya, çocuğu! Ey dilsin ayağını koyun için yere vurmayı unutma, tamam mı? Ey gel gel gel! Çıktım. Kalabalığa baktım kaldım. Zaten ayağımı yere vurmaktan beynim sarsılmış. Salondakileri selamlamak için başımı öne eğince... Şiiri hepten unuttum. Adını bile hatırlamıyorum. Kulisten öğretmenimizin sesini duydum. Memleketim. Memleketim. Ama kimisi yok. Ey. Ey. Ama gerisi yine yok. Ey. Daha sonradan arkadaşlarımın söylediğine göre o kişinin şiir şöyle okumuş. Ey mintanlı topraklar, ey fistanlı yıldızlar, ey kırka bir başaklar, otlar, atlar, bağlar, bostanlar, fistanlar, baytonlar, lar, 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 ey o büyük insanı yetiştiren ananın... Ey o büyük insanı yetiştiren ananın... Ananın... Diyorum gerisi yok. Bir an aklıma koyun şiiri gelmesin. Dünya sinek avcıları örgütün beynin başta. Örgüt yoksa
güneşe kurmalısın.